Arkadaşlar, herkese selamlar. Yeni bir bölümle başlıyoruz. Rohingya kampı. Rohingya kampındayız ve burada inanılmaz bir derbi var. Birinci Rohingya Ligi'nin finali. Şimdi size inanamayacağınız görüntüler göstereceğim. Ağaç. Bu küçük kız çocukları meyvesi veren. Abi bir çekilin oğlum lan. Lan oğlum bir çekilin lan. Beleştepe, Beleştepe göstereceğim. Evet, şimdi size Beleştepe'yi göstereceğim. Bir üzerinden uçalım Beleştepe'nin. Kamyonla maça insan getirmişler, kamyonla. Bu da reisin oyuncak attığı gibi şey atıyor. Yani oraya dalasım yok. Hayır. Hello. Allah. Aman Allah'ım. Birisi çok feci cimcikledi. Yumruğu basıyordum vallahi. Abi inanılır gibi değil ya. Oğlum beni kim cimcikledi ya? Arkadaşlar şimdi size bir şey göstereceğim. Gözlerinize inanamayacaksınız. Bakın Beleştepe'ye bakın. Ağaçlar. Ben oranın içine nasıl daldım ya? Ben oranın içine nasıl daldım, kafayı yemişim. Bu ne lan? Bu ne lan? Onları hiç görmedim bile ben. Vallahi burada ölmezsem hiçbir yerde ölmem. Burada bir maç için kavga mavga çıkarsa s**k yani. Şu görüntüye bakın arkadaşlar. Yeşil sahaların yeşil derken pek bir yeşilliği yok ama. Bu maçın sponsoru Tika'ymış. Herkes Tika gösteriyor bana. Bir de Rate Dunk diye bir şey galiba sponsor. Arkadaşlar inanılır gibi değil ya. Bu pancı çocuk. Bangladeş. Bangladeş. Bangladeş.
Bangladeş. Bangladeş. Türkiye. Bangladeş. Türkiye. 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 Myanmar. Medellin Cali derbisine gitmiştim. Böyle bir çılgınlık görmemiştim. Biliyorsunuz burs veriyoruz tüm gelirlerimizde ve Just English bana inanılmaz yardımcı oluyor. Just English dil okulları. Onların Türkiye'de onlarca okulu var ve Amerika'da New York ve Los Angeles'ta da dil okulları var. Dünyayı gezmek için dil öğrenmeye ihtiyacınız var. Dil öğrenmeden de gezebilirsiniz ama insanları anlamanız için dil öğrenmeniz gerekiyor. Onun için de İngilizce en önemlisi. Dil öğrenmek için de bana desteğini esirgemeyen Just English'in Amerika'daki ve Türkiye'deki dil okullarını tercih edebilirsiniz. Finalist takımlar sahaya dizildi. Maşallah. Aslan. Caritas. Yes. Sponsored by Caritas. Caritas, ha. Very good. Thank you. Lan sen araya mı karıştın? Sen beyaz gibisin biraz. Merhaba. Ne yapıyorsun lan? Thank you. Reklamını da yaptırdın lan. Var ya sen, var ya sen. Türkiye, Türkiye, good. Sen ne yapıyorsun? En sona kalmışsın. Bakın arkadaşlar. Evet, thank you. Bak arkadaki şeyi görüyor musunuz? Çalılık yeri. Aman Allah'ım. Rohingya. Kemal Sadık. Bakın, kamu spotu hayatınız ellerinizde, ellerinizi yıkayın yazıyor kamu spotunda. Kavga var arkadaşlar, kavga var. Kavga var, ben kaçmam kavgadan. Abi de sağlam ha, very strong man. Maşallah. Vallahi. Kavga çıkarsa bunun arkasındayım ben direkt vallahi. Rohingya geleneksel şarkısı çalıyor sonra. Salar bundal final kala saltula suranga satu khua bora o babai sara sara ta 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 country music. Sarı lan tu agudum ayar hasil tu hatu
Maç başlıyor. Arakan'ın iki farklı bölgesinden Rohingya kampında yaşayan iki farklı grup. Bakalım kim kazanacak? Yeşilliler mi? Yoksa Bordolular mı? Bakalım polis bizi tarayacak mı? Arkadaşlar, bu ligde maçlar 50 dakika oynanıyor. 25 dakika, 25 dakika. Yani bu sıcağa çok dayanmak zorunda kalmayacağız. Ben neden sahanın içine girdim, ondan da haberim yok. Kimse bir şey demiyor ama. Kolay gelsin. Kolay gelsin deyip futbol şeyin arasına geçmek. Biz de medyayız arkadaşlar, medya. Üf 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 üf. Ya güneş o kadar gözüme vuruyor ki sizin ne gördüğünüzü gerçekten göremiyorum ben. Drone uçurmayı deneyeceğiz şu kalabalığın üzerinden. Ama yani şuraya bakın arkadaşlar ya, şu arkalara. Ağaçların üstüne. Bu insanların bu maça bu kadar ilgi göstermesinin bir sebebi var. Çünkü hiçbiri çalışmıyor bu genç insanların. Hepsi işsiz. Çalışmaları yasak Bangladeş'te. O sebeple yapacak işleri olmadığından bunu izliyorlar. Harika. Vallahi en güzel yeri bunlar kapmış. Ama o ağaç, o dal kırılırsa alttakiler ölebilir ya. Boyunları kırılır ya. İnşallah ölmez. Anam silahlara bak. İnşallah bizi öldürmez bu silahlar. Dua ediyorum. Burnunla oynama oğlum, burnunla oynama ya. Arkadaşlar bakın, bu kadar yardım kuruluşu var, bu kadar şey var, bu Amerikalı, İngiliz yardım kuruluşları da çalışanlar binlerce dolar maaş alıyorlar. 10 bin dolar, 20 bin dolar, 30 bin dolar. Buraya gelmeye bile tenezzül etmiyorlar. Yok. İnsanlar beyaz insan görmemiş ya burada. Far wherever you are, until here in gone and you're here, there's nothing I fear until here in my heart, and my heart will go on. And love wins, love wins. Burnuma sokaydın onu, kireçi.
আবার হবে আরে দিয়েছে হলো আজি আর দিল খুব সুন্দর সুন্দর লাগে না ঘোরা টিম সাবেক সিনিয়র আর্জেন্টিনার পাকিস্তানের মতো দশাই নম্বর না ঘোরার আচ্ছা রোশন প্লেয়ার ও তাহাদার বসুন ট্রিবিউনেইস আবার বল বল রাশিদানে লম্বা সে রাশিদান বারো নম্বর বালদি বিচার বল লেভেল কিন্তু লগ্নগা বল দিয়ে না ঘোরার কেউ বল মারে I like when I like when I audition.
Yıkılacaktı biliyor musunuz o? Götüme elleymeyin oğlum, bozuşuruz. Vallahi bozuşuruz bak. Amca o dişlerle götüme elleme sakın. Bak gerizekalılar burayı yıkacaklar ya. Bak bak bak. Kafayı yemiş ya. Ben de geçeceğim hacım. Oley 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 oley. Kemal Kılıçdar.
Yıkılacaktı. Arkadaşlar, maç kaç bilmiyorum ama heyecanlı bir maç gerçekten. Devam edelim. Her yerden insan çıkıyor, her yerden insan çıkıyor. Ve bunlar sadece erkek arkadaşlar. Şunlara bakın. Muzi amca. Arkadaşlar, Rohingya futbol finali, birinci Rohingya turnuvası futbol finali. Ne yazık ki maçı bitiremedim ama skoru 6 yazacağım. Çünkü sebebi şu, bir günlüğüne geldim ben sadece. Ve buradan çok az zaman kaldı Bangladeş'te. Size birçok bölüm gösterdim. Buradan sonra da çekeceğiz, daha bitmedi bazı bölümlerim. Dakikaya gidiyorum şimdi. Ne yazık ki 50 dakika olmasına rağmen maç, şöyle bir sıkıntı var. 5'te benim uçağım ve saat de 3.31 şu anda. 3.31 görüyorsunuz. 1.5 saatlik de yol var. Belki yani yetişemeyebilirim bile. Ama en azından size maçı gösterdim. Birkaç gol de göstermiş oldum. En azından gol sayışlarını vesaire. Çok acayip. Çok acayip bir ortam. Dediğim gibi tek eğlenceleri bu insanların. Sadece ve sadece bu. Hiçbiri çalışmıyor, çalışamıyor. Öyle bir şansları yok. Bambudan evleri var. Kendi ticaretlerini yaratmışlar. Kendi hayatlarını yaratmışlar. Ve bu onların benim gördüğüm kadarıyla normali olmuş. Pek şikayetçi değiller. Aslında birazcık da rahata alışmışlar. Çünkü çalışamıyorlar. Ya da çok ucuz paralara. Yani çok ucuz derken zaten gördünüz Bangladeş'i. İnsanlar 20-30 sente çalışıyor bazı yerlerde günlük. Bunlara neler verdiklerini hayal edemezsiniz. Yani 1 dolar da verseler zaten aylık 30 dolar nedir yani? Hiçbir şey değil. Batı dünyasında kahve parası, bir kahveyle çikolatalı kek yeseniz zaten 20-30 dolar Avrupa'nın bazı şehirlerinde. Her neyse, Rohingyaların hüznüne ve sevincine tanık olduk. İlk bölümde size ilginç hikayeler anlattım. Annesini taşıyan adam, inanılmaz hikaye bence. Onun yanında çocuğu olması, annesi babasının kampa geldikten sonra vefat etmesi. Tabii yaşlılarmış. Hemen ölmemişler ama ölmüşler. Bu kadar. Evet, sadece bambudan inşaat yapmasına izin verilen Rohingyalardan, diyarından. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.